Türkiye'de veteriner hekimliği eğitiminin 180. yıl dönümü programı Elazığ'da gerçekleştirildi. Programda veteriner hekimliğin önemine vurgu yapıldı. Elazığ'da veteriner hekimliği eğitiminin 180. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Program müzik dinletisiyle başladı. Programda konuşan Veteriner Hekimleri Birliği Öğrenci Konseyi Başkanı Ertuğ Yalçınkaya konseyin amacından bahsetti. Öğrenci konseyi olarak kurulduğumuz günden bugüne birinci amacımız fakülte sıralarındaki öğrenci arkadaşlarımıza mesleki birliktelik, mesleki aidiyet ve mesleki farkındalık duygusunu kazandırmak oldu. Biz genç hekim adayları olarak 180 yıldır yanmakta olan meslek ateşini Mehmet Akif Ersoy, Cengiz Aytmatov, Binbaşı Tahsin Süreyya, Cengiz Aytmatov, Muhsin Yazıcıoğlu, Aykut Özdağ Rendeli gibi meslek büyüklerimizin ruhuyla taşımaya devam edecek ve her geçen gün daha da ileriye taşıyacağız. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, veteriner hekimliği eğitiminin, öğretiminin 180. yıl dönümünü kutlayarak veteriner hekimliğin önemine vurgu yaptı. Sadece hayvansal hastalıklarla mücadelede değil, insan sağlığının çok önemli, koruyucu anlamda çok önemli bir koruyucu hekimlik anlamında çok ciddi vazifeler ifade eden bir meslek grubu. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Çalıcıoğlu uzmanlık eğitim programlarının başlamasını talep etti. Veteriner fakültelerinin hayvan hastanelerinde hizmetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için çalışacak kadroların yetersiz olmasıdır. Bu sorun tüm veteriner fakültelerinin ortak sorunudur. Başhekimden hayvan bakıcısına, veteriner sağlık teknisyeninden laboranta, temizlik personeline kadar 18 farklı ünvandan yeter sayıda personelin fakülte hayvan hastanelerine tahsis edilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayında pandemiden sonra ilk veteriner uzmanlar kurulu toplantısı yapılmış. En azından uzmanlar alan kurulları oluşturulabilmiştir. Bu sevindirici başlangıçtan sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir an önce teknik ve idari sorunları giderip uzmanlık eğitim programlarının başlamasını ümit ve talep etmekteyiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimliğinin tarihçesinden bahsetti. Veteriner hekimlik bilimsel eğitimi Avrupa'da 18. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran sığır vebası salgınıyla 1762 yılında Fransa'da başlamıştır. Aynı şekilde yine 19. yüzyılda bizim ülkemizde de veteriner hekimlikte bilimsel eğitim ve öğretimi 1842 yılında yine sığır vebası hastalığının ortaya çıkışıyla, daha doğrusu bu hastalık veteriner hekimlikte eğitim öğretim başlamasına bir faktör olmuştur. Program Veteriner Fakültesi öğrencilerinin gösterisiyle son buldu.